renklerimizi görmüş olduğunuz bu tekstilerle yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de 320 barlara ulaşmış bu büyük çapta üretim yok. Batlayıcı camın üretimidir. Bunda 48 bin 4800 adet pardon şu saç inceliğinde kıllardan yapılıyor. Öncelikle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey'in üstün çabalarıyla ve üniversitelerimizin ARGE, beraber çalıştığımız üniversitenin ARGE sonucunda COVID-19 aşısını taşıma ve en önemlisi saklama ünitesini yapmış bulunuyoruz. Tabii -73 derece çok ciddi bir sınır. Biz -100 derecelere kadar yapmış olduğumuz testlerde bunu gerçekleştirdik. Devamında ilk yaptığımız prototipte bunu da fazlasıyla yerine getirdik. 5 cidarlı, 5 odalı, 5 katmanlı diyeyim ben size ve negatif basınç ortamlı hidrojen ve alkol soğutma sistemli olarak gerçekleştirdik. Şimdi maliyet olarak tabii ki önce 4 aylık bir ARGE yaptık. Gece gündüz bir ARGE yaptık. Bunun ortalama maliyeti $500,000 civarında bize maliyeti var. Maliyetlerde en çok tutansa soğutma ünitesi maliyeti var. Ve ara katmanlarda izolasyon olarak kullandığımız Space Foam adı altında uzay teknolojisinde kullanılan katmanlar var. Öncelikle tabii ki bu Türkiye bunu milli bir politik olarak düşünecektir. Devlet büyüklerimiz bunu 20-22 bölgede hem taşıyacak hem de saklayacak. Öncelikle bizim yeteneğimiz olarak basınçlı tank yeteneğinden öne çıktık. Biz aşının ana odası dediğimiz saklama ünitesinde, çekirdek ünitede hava yok. Hava olmadığı için de azot gazı atmosferi oluşturuyoruz burada. İki tane güç ünitesi, iki tane de soğutma ünitesi var. Her türlü olumsuz şartları göz önünde bulundurarak bunları gerçekleştirdik. En ufak bir aksilikte senkronize olarak çalışacaklar. Pandemi döneminde tedariğin, üretimin, lojistiğin azalmaması adına, bu zincirin kopmaması adına çok ciddi çalışmalar yaptı firmalarımız. Gerçekten de bizim bölgemiz lojistik üssü oldu, tedarik üssü oldu, üretim üssü oldu. Yaklaşık bir yıldır bu şekilde çalışma yapmaktayız. Hakikaten de pandemi sürecinin en az hasarlarla yürütülmesi için firmalarımızın hepsi, sanayicilerimiz, imalatçılarımız, üreticilerimiz taşın altına elini koyuyorlar. Şimdi de tabii aşı geliştirildi. Bilim insanları aşıda çok önemli bir mesafe kat ettiler. Aşı noktasında da
pandemi döneminde olduğu gibi yine bizim bölgemiz bu konuda Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıdı. Tabii aşıyı üretmek, bulmak çok önemli bir iş. Bilim insanları bu konuda insanlar olarak bilim insanlarına ne kadar müteşekkir olduğumuzu anlatamam. Fakat aşının lojistiği, tedariği, ulaşımı ve korunması, bunların hepsi de gerçekten de önemli. Bugün de işte Beğendi Boru burada bu önemli lojistik anlamında, taşıma anlamında ve eksi 73 derecede korunması için önemli bir imalat ve üretim yürütüyor. Bizim bölgemizde bu tarz çalışmaların yapılması olarak bizleri gerçekten de gururlandırıyor, gurur duyuyoruz ve bu şekilde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.